Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Euzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike lehu. Ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün Allahu Teala'nın vahisi üzerinde insanoğlunun dünyada varlık sebebi, dünya hayatının amacı, gayesi, insanoğlu dünyada ömür geçirdikçe kendisini bu dünyaya bağlıyor. Bu dünya sanki onun için kalıcı bir mekan, bir menzil, onun ebedi hayatıymış gibi ona gelmeye başlıyor. İnsan bir müddet sonra gıdım gıdım, santim santim dünyaya meylediyor. Dünyanın peşinde koşarken, büyük hayaller ve umutlarla yaşarken bir anda ölüm onu yakalıyor. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu, dünyanın varlık amacının insanoğlunun burada bir imtihan olduğunu, insanın başıboş yaratılmadığını, amaçsız gayesiz yaratılmadığını, insanın bu dünyada bir imtihan halinde olduğunu ve dünya hayatının geçici ve batıl olduğunu, insanın mutlaka buradan kopacağını, koparılacağını vahide açık ve net olarak bildiriyor. Onun için biz de biraz birbirimize nasihat etmek istiyoruz. Çünkü günümüz Müslümanları maalesef ahiret hususunda çok zayıf ama dünyaya karşı büyük bir iştiyak ve istekleri var. Dünyanın peşinde koşmaktan Rablerine, dinlerine vakit ayıramayacak duruma gelmişler ki insan bununla husrana, ziyana uğrar. Onun için Vel Asr suresinde Allahu Teala diyor ki Vel Asr, asra yeminler olsun. Hangi asır? İnsanın imtihana tabi tutulduğu, ömrünün tükendiği, gençken yaşlandığı, hayat ve sağlık ve afiyeti varken hastalıklarla boğuştuğu ve sonunda kabire düşeceği, hesap ve sorgu için mahşere, kabir sürecinden itibaren mahşere, oradan da sırata doğru gideceği uzun bir menzil, bir hesap, bir sorgu sürecini hatırlatıyor. İnnel insane lefî husrin. İnsanların istisnasız bir zararda ve ziyanda olduğunu, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinde de hepiniz oraya mutlaka sakara, cehenneme yaslanacaksınız diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ihtar ve uyarı var ama insanoğlu dünyanın peşinden koşmaktan, malla, mülkle, dünyayla oyalanmaktan, çoluk çocukla, evlilikle, aileyle, şunla bununla derken bir gün bakıyor ki o amacın çok dışında batıl bir hayat sürmüş. Hiçbir maneviyat, hiçbir yatırım, hiçbir uhrevi çalışma yok. Ortada sap gibi kalmış, hiçbir şey yapamamış. Allah'a karşı yüzü kararmış, boynu bükülmüş. Razil rüsvay bu şekilde Rabbinin huzurunda mahşerde kendini bulacağını söylüyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala El-Ala suresi 16 ve 17. ayet-i kerimede insanlara şu uyarı ve ihtarda bulunuyor. Bel tu'thirûne el-hayâtu dünya. Siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Yani siz o kadar çok dünya ile uğraşıyor, dünyanın peşinde koşuyor, mala, mülke yatırım yapıyor, ticari bir akıl ve zeka ile dünyanın peşinde koşuyorsunuz, onu üstün tutuyorsunuz, ona öncelik veriyorsunuz. Vel ahiretu hayru ve ebka diyor. Oysa ahiret iyi ve daha sürekli ve ebedi olan yerdir diyor. Yani sizin peşinde koşup şu geçici dünya hayatında ticari hesaplar, malsal, manevi ve maddi çıkarlar peşinde veya kadın. Yani diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dünya, öyle bir dönem gelecek. İşte insanların gayeleri, amaçları, varlık amaçları, kursakları, yeme içmeleri olacak. Ondan haricen de onların kıbleleri, kadın secdeleri paraya dönük olacağını söyledi o şeyi. Allah-u Teala El-Ala suresi 16-17'de açık onat olarak diyor ki bel tu'thirûne nel hayâte dünya. Muhakkak ki dünya hayatını üstün tutuyor, önde tutuyor, rağbette bir hak önceliği veriyorsunuz. Vel ahiretu hayru ve ebka. Ve öbür taraf ise ahiret ise yani siz ihmal ediyorsunuz ama hakiki ve gerçek olan sizin için sonsuz bir hayat, süreklilik arz edecek olan hayatın orada olduğunu, cehenneme giden insan için de cennete giden insan için de süreklilik arz eden yerin orası olduğunu, insanoğlunun bu hata ve kusur yüzünden kendisini sürekli bu dünyada oyaladığını söylüyor. Hatta En-Nisa suresi 120. ayet kelimede Allah-u Teala şeytanın insanı neyle aldattığından, dünyanın peşinden koşmaktan ve dünyaya tapmaktan, dünya ile uğraşırken onunla oyaladığını açık ve net olarak veriyor.
ayet-i kerimede de يَعِيدُوهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Çünkü şeytan insanlara söz verir, ümit verir. Fakat şeytanın vaadi aldatmaktan başka bir şey değildir. Sürekli şeytan aslında bize şeytan veriyor, şüphe veriyor, içimize şey yapıyor. Bak filan kes, şu arkadaşın var ya, bak ne kadar zengin oldu, bak şu ne kadar yaptırım yaptı, bak şu ne kadar işlerini büyüttü, bak şöyle yaparsan böyle olur. Sürekli iç ses olarak şeytanın ona ne yaptığını, ona fitne aşıladığını, onu şetmiyle aldatmaya çalıştığını, onun için Allah-u Teala Nisa 120'de açık ve net olarak يَعِيدُوهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا. Yani çünkü şeytan insana söz verir, yani güvence verir, teminat verir, ümit verir, ümitlendirir. Fakat şeytanın vaadi yalandan başka bir şey değil. Bu bir hırsızın adamı dolandırma hikayesi gibidir. Abi şu işi yaparsak böyle kazanacağız, şöyle yatırım yapacağız, şöyle yapacağız, şurayı yapacağız, sonra şöyle bir zengin olacağız der. Ne zamana kadar? Adam parayı onun eline verinceye kadar, verdiği gibi kayıplara karışır. Şeytanın da aldatmasının bundan başka bir şey olmadığını, akli selim bir insanın, Allah'a ve ahiret gününe inanmış, iman etmiş bir insanın ne yapması gerektiğini söylüyor. Açık ve net olarak onun şeytanın hile ve desiselerine karşı uyanık ve haddini bilen, önünü gören insan olması gerektiğini söylüyor. Onun için kardeşler, vallahi şu dünya hayatında mal ve mülk peşinde, dünyanın zenginlikleri, dünyanın hevesleri, nefsi eğlenceler peşinde koşup da Rabbinden gafil kalan ve bu gafletin sonucunda ahiretinden olan insandan daha ziyana düşecek, daha büyük bir husrana düşecek yeryüzünde bir varlık yok. İnsan dünya hayatında katırlıyorları kaybeder ama bir gün kazanma şansı veya bir gün o maldan ayrılma ihtimali vardır. Ama insan ahirette bir şey kaybettiyse onun dönüşü yoktur. Çünkü Allah-u Teala açık ve net olarak, yani ayet-i kerimede de kullu nefsun zaiqatul maut thumma ileyna turca'un diyor. İstisnasız her nefis sahibi olan canlının ölümü tadacağını, ölümün onlar için hak olduğunu, mutlak olduğunu ve Allahu Teala thumme ileyna turca'un, muhakkak sorgu için, sorgulanmak için, hesap vermek için de kendisine döndürüleceğimizi açık ve net olarak söylüyor. Onun için gerçekten insanın şeytana karşı bakışının farklı olması lazım. İmani bir eylem olarak insanın kendisini sorgulaması lazım. İnsanın ömrünü şöyle bir mukayeseden geçirmesi lazım. Ben ne yaptım, ne ediyorum, hangi yöndeyim, ne durumdayım? Ben şu anda ölürsem nereye gideceğim? Şu anda biz ölürsek akıbetimiz ne olacak? Veya şu anda canımız alsa, biz kabire götürürsek, acaba hayırlarımız mı, günahlarımız mı baskın? Gerçi biz helal ve haramı, İslam'ı bilmediğimiz için doğal olarak şeytan bizi aldatabiliyor, bizi oyununa getirebiliyor. Çünkü insan dinini bilmeyince, helal ve haramı bilmeyince, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeyince ne oluyor? Şeytan istediği gibi onun üzerinden atını koşturtuyor. Ama insan dinini öğrenince, hak ile batılı, doğru ile istikameti kavrayınca, neyin doğru, neyin hata olduğunu, neyin nereye insanı götürdüğünü çok iyi bilir. Bugün hepimiz iyi biliyoruz ki Allah-u Teala bir Müslümana rahmetiyle muamele etmese, kişi sadece ameliyle Allah'ın huzuruna çıkarılacak olursa, o imtihanda kazanabilecek bir beşer yoktur, olamaz söz konusu bile değildir. Onun için gerçekten bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Hatta Kıyamet Suresi 36. ayet-i kerimede, biliyorsun son zamanlarda popüler, moda olmuş bir anlayış var, deistler. Yani derler ki Allah-u Teala haktır, vardır. Ama Allah bizi yaratmıştır, amacımız, bir gayemiz, bir şeyimiz yoktur, söz konusu değildir. Bizim varlık amacımız yoktur, yani biz öylesine yaratılmışız. Allah bizi yaratmış, saat gibi bir düzen kurmuş. O saatin işleyiş şekli gibi helal ve harama insanın vicdanı, aklı karar verir. Tabi adamın vicdanı ve aklı hangi doğrultudadır, onu da insan bilmez. Onun için Allah-u Teala bu tarz deist olan, müşrik olan, Allah-u Teala'nın hükümlerini hiçe sayıp kendi aklından, kendince Allah hakkında iştihad edenler için de şöyle diyor. Yani Kıyamet Suresi 36. ayet-i kerimede اَيَّحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتُرَاكَ سُدَّ. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yani hepimize diyor ki Allah-u Teala, siz boşuna mı yarattınız? Amacınız yok mu? Varlık sebebiniz nedir? Yani dünya hayatı mal mülk zenginlikse neden insan tam böyle refaha, ferraha ulaşacağı, mal biriktirip zenginlik oluşturduğu noktada yaşlanıyor,
ömrünün geri kalanını hastane köşelerinde çürütüyor veya tam da köşeyi döndü, zengin oldu, mala doydu dediği yerde adam elden ayaktan, hastalıklardan ve ölümle karşılaştı. Her şey bitti. Demek ki insan yaratılış amacı farklı bir şey. Peki insanın kendisine sorması gerekiyor. Acaba Allah beni ne için yarattı? Benim varlık amacım, varoluş gayem nedir? Ben neye hizmet için var oldum? İşte bunu kendisine soran bir insan aslında yaratılış amacının manasız, gayesiz olmadığını, sadece bizim nefsi olarak hareket edip şeytanın bizim üzerimizde oyun ve hilelerinin etkisinden dolayı bizim çok kusurlara gark olduğumuzu açık ve net olarak bilir. Nitekim İmam Şafii Rahimullah bu ayet-i kerime hakkında o şöyle demiştir. Bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de sudda, yani başı boştan maksat hakkında emir veya nehin bulunmadığı kişi kastedildiği hususunda ihtilaf edilmemiştir. Yani var olan bütün canlıların bir amacı için var edildiğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Nahl Suresi'nde, biz bal arısına vahyettik, biz karıncaya vahyettik. Yani Allah-u Teala hepsini komutlamış, hepsine bir kural kaide belirlemiş, onlar için bir tüzük oluşturmuş, onların beyinleri ve sistemleri tamamen bir kural üzerine kurulmuş. Allah-u Teala öğrettiği öğretiye uygun bir şekilde ne yapar? Bal arısı milyonlarca, milyarlarca ne yapar? Çiçeği gezer, sonra içlerinden onların özlerini toplar, getirir, çiğner, kusar. Yani kusar, sonra onunla balı yapar, bunu üretir. Çünkü Allah-u Teala ona böyle vahyetti, Rabbim böyle bir sorumluluk ve görevi bu hayvana verdi. Karıncaya da aynı şekilde yeryüzünün çiftçilik görevini verdi veya bir sincaba veya buna benzeyen binlerce canlıya bildiğiniz çiftçilik, orman yetiştiriciliği gibi görevler verdi. Bunlar aldılar. Mesela sincap 10 bin tane tohumu alır gider gömer ama bunun rahat %35-40'ını unutur ve böylelikle onlar o gelecek seneye yaşarır. Ve böylelikle ormanlar kendini yeniler, düzenini sağlar. Allah-u Teala hiçbir şey başı boş yaratmadığını, hepsinin bir gayeyle yaratıldığını, hele özellikle bizim gibi akli olan, akıl ile yaratılmış, aklı olan, aynı keza iradesi olan, doğru ve yanlışı ayırt etme, karar verme mekanizmasına sahip olan ve yaratılmışların eşrefi kabul edilen, en üstünü kabul edilen insan ise elbette ki başka bir amaç için var edilmiştir. Peki o amaç nedir? İşte insanın bunu kendisine sorması lazım. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede Allah-u Teala ona cevap veriyor. Ve diyor ki وَمَا خَلَقْتُ لِجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ Yarattığımız her cin ve insan sadece ibadet ve kulluk için vardır. İbadet, Allah'a teslimiyet, onun emrettiği şekilde onun hamd etmek, şükretmek, onu övmek, onu üstün tutmak, tahdis etmek. Ama abd kelimesine gelince onun kural ve kaidelerine gönderdiği Resul ve Nebilere göre kulluk görevini, teslimiyetini yerine getirmek, helaline uymak, haramından sakınmak kaidesi bu. Ama insanoğlu şunu hiç unutmuyor. Biz her geçen gün daha çok şeytanın galip geldiği, şeytanın oyun ve hileler ile aldattığı ve her geçen gün biraz daha nefsi peşinde koşarken Allah'a isyan içerisinde bir kötülüğün esareti altında Rabbinden uzaklaşan, nefsinin kulluğundan, köleliğinden Rabbine karşı hiçbir görevini yapamayacak zelil ve rusvay bir hayat yaşar duruma gelmiş. Ben ineklerin süt vermediğini görmedim. Her inek az çok süt verir. Veya başka canlılar. Rabbim her ne amaç için yaratmışsa herkes görevinin, Allah'ın ona yüklediği göreve uygun bir sorumluluğunu yerine getirir. Ama Allah-u Teala Tin suresinde açık olarak diyor ki biz insanı eşref-i mahluk olarak yarattık. Ama ثُمَّ رَدَقْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Onlar bu eşrefken, şeref sahibiyken, yaratılmışların en üstünüyken, ibadet ve taat ile Allah'a teslimiyetle meleklerden bile üstün bir tereke sahibi olması gerekliyken, o kalktı kendisini öyle alçakça, aşağılıkça fiillerin içerisine soktu ki, hayvan ondan daha şerefli oldu. Peki burada kastı nedir? İnsanın nankörlüğü, Allah'a karşı olan nankörlüğü. Bugün biz bir işçi çalıştırdığımızda bile eğer, şöyleyse insanlar minnet ediyor. Ya benim sayemde yiyor, benim sayemde rızkını kazanıyor. Vekili gibi bir şey varsa insanlar bunu onu diyor. Ama milyarlarca, trilyonlarca yarattığı türü ve canlıyı yaratan, yoktan var eden, hepsinin rızkını belirleyen, tabiri caizse her şeyi istisnasız onları rızıklandıran
Allahu Teala'nın böyle bir şeyi yok. Allahu Teala yarattı, sana mal verdi, mülk verdi, anne verdi, baba verdi, ülke verdi, yurt verdi. Sana giyinmeyi, konuşmayı, okumayı, yazmayı, ilim, teknoloji, ilim, her şeyi öğretti. Karşılığında hayatı verdiği halde dedi ki, ya ben sana verdiğim şu hayattan birazını da benim için harcarsan karşılığında da ebedi bir hayat seni bekliyor. Ama insanoğlu o hususta da cimrilik ettiği nefsi peşinde. Çok özür diliyorum, uçkuru peşinde koşmaktan o Rabb'e bir vakit ayıramadı. Sonuç itibariyle en büyük nankörlüğü insan yaptı. Ondan dolayı başka bir ayet-i kerimede dünyanın peşinde koşarken, dünya hayatının aldatıp, Allah-u Teala'dan gafil kalıp, Allah'ın da kendilerine kendisini unutturduğu kimseler, fasıklar, yarın Allah'ın cezasıyla cezalanacak olanlar, Allah'ın boyunlarını kırıp rezil ve rüsva edeceği insanlarla alakalı da şöyle diyor. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُوسَهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ diyor. Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı unutan neyle unutur biliyor musunuz? Şu dünya hayatında mesela mesaj atıyoruz. Diyoruz ki kardeşler işi olmayanlar vakfa gelsin, derse gelsin. Gelin oturalım bir nasihatleşelim birbirimize. Emri bir maruf ne'al münkerde bulunalım. Birbirimize İslam'ı anlatalım, helalleri, haramları. Ve ben evimde yatarken Allah-u Teala'yı biliyorum, Allah'ın hükümlerini biliyorum, helalleri biliyorum, haramları biliyorum. Ama benim mazeretim de yarın Allah'ın huzurunda mazeret olmayacak bir vasıftaysa ve ben orada bir dizinin, bir filmin de herhangi bir nefsi eylemin içerisinde bulunuyorsam işte bu ne demektir? وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ نَسُّ اللّٰهِ فَانْسَاهُمُ الْاَنْفُوسَهُمْ Enfes diyor ya nefislerini kendilerine unutturduğu Allah'tan gafil bıraktığı kimseler gibi olmayın. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Çünkü onlar yoldan çıkmış olanlardır. Peki yoldan çıkanları Allah-u Teala ne yapacak? Mutlaka ıslah edecek. Mutlaka terbiye edecek. Mutlaka cezalandıracak. Onun için gerçekten hiçbir zaman bunu unutmamak lazım. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ Yani وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ Cennet ehli olanlar için mutlak bir rızkın, sonsuz bir hayatın olduğunu söylüyor ama yani Allah-u Teala'dan gafil kalıp أَصْحَابُ النَّارِ olmak, cehennem ehli olmak, cehennemi zorla kazanmak, hiçbir karşılıksız illa zorla kendisini ateşe atmak ve Allah-u Teala'nın emrettiği hakikatlerden kendisini koparıp nefsin esaretine düşmek yeryüzündeki en çirkin fiildir. Ve maalesef insanlar bugün kendisini ona doğru sürüklüyor. Çünkü biz ahir zamandayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemin dindarlarının bile yani nefisperest, maddeperest, helal haram tanımayan çıkarcı mefaatçi kişiliklere bürüneceklerini. Hatta ahir zamanda bu ümmetin en şerleri din alimleridir diyor. Din alimi yani. Bu ümmet, bu toplumun bir halkın önderi olanların kötü olması demek ki toplumun ifsadın hangi boyutuna uğradığının açık bir belirtisidir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetteki Allah'ı unutmaktan maksadın Allah'ın kulu olduğu bilincinden yoksulluk ve ona karşı kulluk borcunu umursamama olarak anlaşılmıştır ve anlaşılıyor diyor. Yani bir adam kulluk bilincini kaybettiği zaman tamamen hedefi dünya hayatı maldır. Adam dini de nefsine göre yaşıyor. Yani helal ve haramları biliyor ama Allah'ın emrettiği bazı şeyleri hiç ciddiye almıyor. Orayı bilmiyor. Sorduğun zaman Allah iyidir. Allah-u Teala'dan kim daha merhametli, kim vardır? Allah daha iyi bilir. Allah şöyle bilir. Allah böyle bilir. Bak filan kimse hemen kendisi böyle şeytanın aldattığı, böyle görüntüde Müslüman iç alemleri şeytanlıkla fokur diyen birkaç kişi örnek getiriyor. Ya şu bizden daha kötü. Sanki zannediyor ki bu adamlar daha, o adamından kötü olunca bu zat-ı muhterem cennete girecek. Öyle zannediyor ama bilmiyor ki insanlar amelleriyle, yaptıklarıyla, eylemleriyle Allah-u Teala'nın nezdinde derece ve terekelere mazhar olduklarını unutuyorlar. Onun için Allah-u Teala bazı insan türlerinden zahiren Müslüman, batınen kafir olan, her fırsatta Müslüman gibi gözüken ama fırsat buldukça İslam'a darbe vuran, münafık dediğimiz zahiren İslam, batınen kafir olan ama Allah'ı unutanlar. Aslında Allah'ı kimlerin unuttuğunu da ayet-i kerime net olarak söylüyor. Allah'tan gafil kalan, şöyle gün içerisinde hiç Allah aklına gelmeyen, ancak bir
alimin yanında bir cemaatin, bir İslami ortam olur da birileri dinde imandan konuşunca hele laf olsun bir iki kelime de ben ortaya atayım da beni de adamdan zannetsinler diye böyle konuşan münafık zihniyeti diyoruz ya. Onlarla alakalı şöyle diyor. Diyor ki وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْدُوهُمْ مِنْ بَعْدِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَارِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Diyor ki münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinin velileridirler, birbirlerinin dostlarıdırlar. Kötülüğü emrederler, iyiliklerden alıkoydurturlar. Mesela bazen insanlar İslam için bir şey yapıyor. Mesela örnek vereyim, çok örnekleri var, milyonlarca örneği var. Mesela İslam'ın bir mücadele veriyorsun. Filistin halkı için yardım topluyorsun, Gazze için çalışıyorsun. Hemen vermek istemiyor. Cimridir, asistir, bencildir. Yani onun anladığı tek bir şey var. Kendi yiyorsa, çoluk çocuğunu yediriyorsa bu zarar değil. Ama dışarıdan birine verirse bu onun için husrandır. Hemen ne diyor? Ya bırakın bunları, yardımlar ulaşmıyor. Gayrı müsaitçi aç. Zannediyor ki ben böyle deyince Allah'ın azabından kurtulacağım. Bu sorumluluk boynumdan kalkacak. Bilmiyor ki şeytan ona şetmediyor. Şeytan ona vesveseyi veriyor ve onu kullanıyor. Batılda kullanıyor. Çünkü kalbindeki o cimrilik, o dünyaya olan hırsı bu sefer doğru olana mani olmaya itiyor. Onun için Allah-u Teala onlar diyor iyiliği emretmiyorlar. Kötülüğü emrediyorlar, iyiliğe de mani oluyorlar. Yani bir insan dese ki ya ben sohbete gidiyorum, bir İslami cemaate gidiyorum. Ya bırak onları, uzak dur onlardan. Ya, ben ne olduklarını nereden biliyorsun diyorsa bu adam münafıktır. Bu adam çünkü hakka mani oluyor. Adam ya demek ki adam bir ahaneye gitse, çok özür diliyorum. İçki içmeye gitse, züppelerin, soytarıların, avarelerin, içicilerin içine gitse o kadar demek ki adam rahatsız olmuyor. En azından kendi mantığına göre adam gittiği yer bellidir. Ama iş fi sebilillah Allah'ın yolu olunca meçhuldür. Kim nedir belli değildir. Getirildiler mi? İşte bu münafıkın alametidir. Onun için وَيَّقَبِدُونَ اَيْدِيَاهُمْ نَسُّ اللّٰهَ فَنَسِيَّاهُمْ اِنَّ الْمُنَافِقُونَ فَاسِقُونَ diyor. Allah-u Teala diyor onların dereli çok sıkıdır. Zaten iyiliğe mani olma sebepleri onların aşırı cimriliğidir diyor. Cimridir, para vermek istemiyor. Sonra kendince diyor ki vicdan yapmak için ya bütün hayırlar gitmiyor. Niye yüz binleri, milyonları, on milyonları, yüz milyonlarını feda edenler bunu senin kadar düşünemediler mi? Şeytan onlara da vesvese verdi de adamlar kandı mı? Kanmadılar. Ama sen cimri olduğun için, dünyaya taptığın için, para senin putun olduğu için her ne kadar camide namaz kılarken bile Allah'tan çok parayı düşündüğün halde ama işin cimri boyutu, o eli sıkılık kavramı zaten onun için Allah-u Teala وَيَّقْبِدُونَ اَيْدِيَاهُمْ onların elleri sıkıdır, cimridirler. Hayır vermekten, zekat çıkarmaktan, Allah'ın hakkını vermekten onların işi yok. Onun için ne diyor? نَسُّ اللّٰهَ فَنَسِيَّاهُمْ Allah-u Teala ne yapar? Allah onları unuttu, onlar da Allah'ı unuttular. Allah'ı unuttukları için Allah da onları unuttu. Onları nasıl unuttu? Yani yarın ölüp de kıyamet günü mahşer meydanında ya Rabbi bana merhamet et dediği zaman Allah-u Teala ona diyecek ki sen yeryüzünde ne kadar benim kullarıma merhamet ettin ki aynı merhameti benden bekliyorsun. Veya ya Rabbi bana beni affet, bana acı dediğinde sen ne kadar yeryüzünde kullarıma acıdın ki bu acımayı benden istiyorsun. Yani mutlaka Allah onları o mahşerde, o mahşerin korkunç sahnesinde yalnız bırakacak, sahipsiz bırakacak, onları bir başına bırakacak. Onun için Allah-u Teala اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ münafıklar, fasıkların, haddi aşanların, günahkarların, günahta ısrarcı olanların ta kendileri diyor. Tövbe suresi 67. ayet-i kerim. Onun için kardeşler bizim sürekli kendi hesabımızı yapmamız lazım. Acaba biz bu dünyaya ne için geldik? Ve şu anda ne durumdayız? Yani biz şu anda ölsek, canımız alınsa sonumuz ne olacak? İnsan bunu kendisine sorarsa aslında akıbetini çok rahat görebilir. Ama şeytan bu fırsatı vermiyor. Şeytan bu düşünmeye müsaade vermiyor. Onun için hemen nefsinin peşinde koşuyor. Dikkat edersen Ankebut suresi 2. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَحَس۪يبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَاكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ne kadar güzel bir cevap.
Yani insanın bir imtihandan geçirilmeden Allah cimriliğini, mertliğini, imanını, ihlasını, kötülüğünü, doğrusunu, yanlışını, her şeyini bir muhasebeden, bir elekten geçirmeden kimsenin sadece La ilahe illallah Muhammed Resulullah demesiyle bu işin bitmediğini veya evden camiye, camiden eve, bazen ben sosyal medyada rastlıyorum, adam diyor ki dünyada tek bir cemaat biliyorum, o da cami cemaati. Niye? Nasıl olsa camide İslam anlatılmıyor, doğru düz bir şey anlatılmıyor. Ağam gidiyor orada namazını kılıyor, evine geliyor, 5 dükkanı varsa 5'ine dersin, %500 zam yapıyor, onu ezdiriyor, onun merhamet yok, iyilik yok, bir şey yok. Ama ben tek cemaat bilirim, cami cemaati, ona da gitmez yani. Bu ne demek? Bu o insanın gerçekten samimiyetsiz, bir dalavereci, sahtekar olduğunun açık bir belirtisi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cemaat olmayı emreder, cemaat olmanın hükmünü ortaya koyar. Kurtuluşa erecek olan insanların gerçekten Rabbine itaat edenler olduğunu söyler. Ama bazı insanlar kalkar der ki böyle şöyle derler, kendilerini kandırırlar. Onun için Ebu Sa'id el-Hudri ve Ebu Hureyre'yle gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kıyamet günü kul hasat vermek üzere huzur-i ilahiye getirilir. Allah-u Teala Hazretleri, Allah-u Sübhane Teala ona şöyle der. Ben sana kulak, göz, mal, evlat vermedim mi? Bu soruyu sorar. Sana hayvanları ve ekinleri musahhar kılmadım mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul daha iyi diye cevap verecek. Bak Allah malı, mülkü, iktidarı, verdiği dünyevi nimetleri ona hatırlatıyor. Sonra da ona şunu diyor. Bir gün benimle karşılaşacağını hiç düşünmedin mi? Hiçbir gün bu sorgu gününün geleceğini, bu kadar şeyin de hesabını vermek zorunda olduğunun bilincinde davranmadın mı? O da diyecek. Hayır diye cevap verecek. Allah-u Teala öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi. Bak kutsi hadistir, Tirmizi'nin sahih olarak verdiği rivayette. Allah-u Teala o dünya hayatında, bizim için de öyle. Biz zaten çok da böyle Allah-u Teala cani gönülden Allah hizmet eden insanlar değiliz. Doğal olarak dünyaya ayırdığımız zamanın binde birini Allah'a ayırmıyoruz. Belki 10 binde birini ayırmıyoruz. Yani öyle olunca doğal olarak işte bu muhatap biziz. Bu soru bize sorulacak. Allah-u Teala malını, mülkünü, iktidarını, gücünü verdiği maddi manevi evlattır, evdir, mülktür, mülkiyettir. Dünyevi uğraşları her şeyi sana sayacak. Diyecek ki bu kadar şeyi ben sana verdim. Peki bugünün geleceğini, bir gün bunun hesabını soracağımı, helal ve haram hususunda, Allah'ın hükümlerine riayet hususunda, seni sorguya çekeceğim hususu sen aklına gelmedi mi? Doğal olarak ne kadar öyledir, böyledir desek de yalan. Bir insan öleceğine inanırsa niye bu kadar dünya hırsıyla öleceği ve bir gün terk edeceği şeyin peşine koşar ki? Demek ki inanmıyoruz. Yani biz söylemde öyleyiz. Gidin en dinsiz imansıza sorun de ki ölecek misin diyecek, ölecek. Allah var mı var diyecek. Niye Allah-u Teala'ya karşı sorun var? Ya Allah vahiy mi gönderdi? Allah peygamber mi gönderdi? Allah vardı, Allah seni yarattıydı. Bugün bir devlet, çok özür diliyorum, kıçı kırık bir devlet bile senden milyon türlü vergi alıyor, milyon türlü yasalar çıkarıyor, beyinleri kuş kadar olan siyasetçiler seni yönetiyor. Bunlar bu kadar şey düşünüyor da sümme aşağı Allah-u Teala sana peygamber göndermek, sana Resul göndermek, sana hüküm göndermek hususunu mu düşünemedi? Yani bu şeytanın insan üzerindeki oyunlarda başka bir şey değil. İnsan bunun farkında olmazsa zaten Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah-u Teala'nın ona ulaşması, onunla hesaplaşması onun için yakındır. Ama o kendisine uzak görür. İnanın ki dünya hayatı boştur, boyundur, oyun ve eğlenceden ibarettir. Hayat su gibi akıp gidiyor. Hepimiz bir gün cevap vereceğiz. Hatta bakın Nahl suresi 4. ayet-i kerimede خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَاتٍ فَاِذَّا هُوَ الْخَصِيمُ الْمُب۪ينَ Bakın ne diyor Allah-u Teala bizim hakkımızda. خَلَقَ الْاِنْسَانَ Allah insanı yarattı. Neyden yarattı? Min nutfatin, nutfa parçasından, küçücük bir damladan, bir kan damlasından Allah insanı var etti. Gerçekten öyle. İlk hücre bölünmesi gerçekleştirdiğinde bir müddet sonra bir damla kan kadar bir şeydir insan. Sonra oranın içerisinde Allah-u Teala büyük bir titizlikle, müthiş bir mucizeyle, muazzam bir ilim ile ne yapmıştır? Hücreleri organize etmiştir. Onlara sanki beyinleri, komutanları,
projeleri varmışçasına insan denilen canlıyı yaratmaya başlıyorlar. Ve oluşturuyorlar, şekil veriyorlar, kemikleri, etleri, kasları, deriyi, gözün yapısını, her şeyini oluşturuyorlar. Allah-u Teala diyor ki, خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ. Biz insanı bir damla kandan yarattık. Peki o ne yaptı? Bir de o insan apacık bir karşı koyucu oluverdi. Yani bir nankör oldu. Allah'a karşı isyan eden asi bir yaratığa döndü. Mesela düşünsenize, sosyal medyada yani kanı beş kuruş etmez berdoşlar, soytarılar akşama kadar Allah'a, peygambere saldırıyorlar. Allah-u Teala bunu onlara hatırlatıyor. Ya sen nasıl ki böceksin diyor ya. Seni ben hiçten yer var ettim, şimdi de beni mi sorguluyorsun? İşte bugün Allah'ı sorgulayanlar, Allah-u Teala var mı? Allah yok mu? Muhammed peygamber mi? Değil mi? Muhammed işte şöyle yaptı, Muhammed böyle yaptı diyenler, onlar da bir gün öldükleri zaman Allah-u Teala onlara öyle bir cevap verecek ki o cevabın büyüklüğü ve şiddeti hiçbir zaman algılarında kaybolmayacak. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın gönderdiği Resul ve Nebidir. Ve o dönemin en temiz insanıdır. Günümüzün de en temiz insanıdır. Biz Avrupa medeniyetini gördük. Biz Batı medeniyetini gördük. Özgürlükler ülkesi Amerika'yı da gördük. Ne kadar Siyonist uşağı, Siyonistlerin köpekleri, paraya tapan uşaklar, Yahudilerin tasmalı itleri olduklarına bütün dünya müşahedetti. Bütün liderler, önderler, yapılar, devletler, şirketlerin hepsinin Yahudilerin havlaya piyok köpekleri olduğuna bütün dünya müşahedetti ve şahit oldu. Kimsenin hukukunun, o dünya medeni hukuk dedikleri her şeyin birer hayal, birer yalan, birer tezgah olduğunu, bu hukukun siyah beyaz ayrımı yaptığını, beyaz Avrupalı adamı ayrı tuttuğunu ama Orta Doğu esmer insanını onun dışında hayvan hükmünde, kuyum hükmünde gördüğünü biz müşahede ettik. Yani her şeyin yalan ve dolan olduğunu biz gördük. Onun için Allah-u Teala en'am 32. ayet-i kerimede dünya hayatını insanlara hatırlatıyor. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِيبُ وَالْلَعْوُ وَالْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ diyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, insanın öldükten sonra döneceği o hakikat yurdu, ölümsüzlük yurduysa takva ehli olanlar için daha hayırlıdır. Neden takva ehli olanlar için daha hayırlıdır da neden bütün insanlar için daha hayırlı değil? Çünkü ancak Allah'a kalu belada verdikleri sözlerinde durur. Çünkü Allah-u Teala bak dikkat ederseniz Araf suresinde de diyor yani diyor اَلَيْسْتُ بِرَبِّكُمْ اَلَيْسْتَ بِرَبِّكُمْ Sizin ben Rabbiniz değil mi? Yaratıcınız, hayatınızı tertip eden, helalınıza, haramınıza, doğrunuza, yanlışınıza, sizi dizayn eden, sizi dünyada iyilik ve doğruluk hususunda, yani hukuk ve hukuk olmayan hususlarda, iyi ve kötü hususlarda her şeyde tertip edici değil miyim? Bütün insanlar bugün Allah'a hakaret eden o aşağılıklar da içinde hep yine dediler, قَالُوا بَلَى Şek ve şüphe yok ki sen olsun. Onun için Allah-u Teala şunu diyor. Diyor ancak takva ehli olanlar için orası hayırlıdır. Çünkü imansız, nefsinin kulu, kölesi olarak ölenler için hiçbir hayır yok orada. Orada azaptan, beladan, musibetten başka bir şey yoktur. Orada Allah-u Teala'nın onlara zilleti yaşatmasından başka bir şey olmadığı için onlar için de takva sahibi olanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yani şu dünya, şu gerçekler ve hakikatler üzerine düşünüp hala bir tevekkül hali kendisinde oluşmayacak mı? Bir hesap kitabı oluşmayacak mı? Sonuçta biz ölüp gideceğiz. En'am suresi 32. ayet kelime böyle diyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bunu Buhari Cenahi 82'de, Kader 6'da, Müslüm'ün Kader 6, 7 ve 8 hadis numara, Tirmizi Kader 3, Ahmet Muhammed Müsned'de 4'te, 67'de şöyle diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Herkese yaratılışın gayesi olan davranışlar kolaylaştırılmıştır. Herkes ne istiyorsa Allah onu kolaylaştırır. Allah'ın yolunu isteyene Allah yolunu kolaylaştırır. Şeytanın yolunu isteyene şeytanın yolu kolaylaştırır. Cennet isteyene cennetin yolu, cehennem isteyene cennet. Para isteyene para, ahiret isteyene ahiret. Her kim ne istiyorsa o. Bunu söylüyor. Mutluluk ehli olan kimselere mutluluk ehli olanların amelleri kolaylaştırılır. Bedbaht olanlar, dünyaya tapanlar, ehli olanlar kimseler içinde bedbahtlık ve cehennem
cehennem ehli olanların davranışları onlar çok kolaylaştırır. Yani kim Allah'tan fiili duasında ne istemişse onu veriyor. Ben ahireti istiyorum, bana veriyor, önümü açıyor. Ben cenneti istiyorsam o cennetlik amelleri bana kolaylaştırır. Ama ben dünya hayatını ve mal istiyorsam artık öyle bir duruma geliyorum, para koyacak yer bulamıyor. Sonuç itibariyle onun da karşılığı onu buluyor. Onun için Yasin 77. ayet-i kerimede insan bizim kendisini nasıl bir nutfeden yarattığımızı bilmez mi? Şimdi apacık bir hasım, düşman kesili vermiştir diyor. Yani düşmanlık ediyor diyor. Yani insan Allah-u Teala onu bir kan pıhtısından, zavallı bir böcek bile, yani bir damladan yarattı, o da yaratıldı ama buna mukabilen Allah'a düşman kesin. Yasin 77. ayet-i kerim. Onun için bizim kendimize bir bakmamız lazım. Ne olacak bu işin sonu? Ne olacak bu hakikatlerin sonu? Çünkü Allah-u Teala diyor Kıyamet Suresi 36 ve 37'de yoksa insan başıboş bırakılacağını zannediyor. Yoksa o bir nutfeden, dökülen meniden ibaret değil miydi yani? Allah-u Teala insanın yaratılış basitliğini, insanın kibrinin yanında yaratılışının basitliğini de anlatıyor. Yani o bir damladan yaratılmadı. Neyden yaratıldı? Neyin kibri ve gururu var üzerinde? Neyin böbürlenmesi var? Öyle adamlar var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ve bütün Resul ve Nebileri, adam diyor ki İbrahim diye biri yok ki siz neyin hikayesini anlatıyorsunuz? Musa diye biri hiç olmadı ki siz neyin hikayesini anlatıyorsunuz? Şu böyle olmadı. Allah yok ki neyin Allah'ı istesin aşağı? Bunlar nedir? Bunlar yani bunlar kibirlerinin neticesinde Allah'a karşı azgınlıklarını ortaya koyanlardır. Onun için ey kardeşler, insan ahireti istiyorsa bu dünya hayatında aldanmayacak. Dünya malı, dünya hayatı, dünyanın nimetleri onu Rabbinden gafil bırakmayacak. Bunu böyle bilmek lazım. Onun için ben şunu size söyleyeyim. Dünya hayatında kimse ebedi bir yaşam onu beklemiyor. Hepimizin sonu ölümle bitecek. Bir sürecin içerisindeyiz. Onu gözümüzün önüne getirerek, ona göre düşünerek, ona göre yaşayarak yarın Allah-u Teala huzuruna gidince ya Rabbi biz cahildik, bilmiyorduk, gafil kaldık, oyuna geldik demeyelim. Çünkü o gün geldiğinde o işte bizim için bir fırsat olmayacak. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbimizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidten ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibika Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve şehudai ve salihin lillahi teala el-Fatiha temesli.